21 Şubat 2022 Halime Kökçe, Star Gazetesi. Muhalefetin aklıyla dış politika yapsak. Komşularla sıfır problem, Türkiye'nin dış politika vizyonunu özetleyen bir ifade olarak bir vakitler çok sık kullanıldı. Arap sokağında Türkiye etkisi üzerine yazılıp çizildiği dönemler. Türkiye ve AK Parti'nin aile monarşileriyle ve diktatörlüklerle yönetilen İslam ülkelerine model olarak gösterildiği, batılı düşünce kuruluşlarının bu yönde raporlar hazırladığı bir dönemdi. Amerika muhibbi ne kadar yazarımız, gazetecimiz varsa hepsi AK Parti'ye ihtiyatlı bir iyimserlikle bakıyordu. Avrupa Birliği'ni insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek medeniyet seviyesi olarak gören, Avrupa'dan gelen her eleştiriyi muhkem kaziye hükmünde değerlendiren aydınlarımızın, AK Parti ve Erdoğan'ın gücünü, kendi siyasi perspektiflerini geliştirecek araç olarak gördükleri dönemler, yetmez ama evet günleri. Muhalefetimiz bu mutlu ve neşeli günlerde de mutlu değildi. Komşularla sıfır problem şiarını Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle tevil etmek bile onları iyimserliğe sevk etmeye yetmiyordu. Artık önemsenmediğinden değil, ancak işlerin zannedildiği kadar kolay olmadığı, daha doğrusu tek taraflı beyanlarla yürümediği anlaşıldığından beri pek kullanamaz olduk bu mottoyu. Türkiye kendi siyasi perspektifini önceledikçe ve bu siyasi yönelimler bazılarının çıkarına dokundukça mutlu ve neşeli günlerde azaldı. Türkiye lehine haberlerin yerini aleyhte haberler ve siyasi beyanlar almaya başladı. Bu süreçte içerideki muhalefette ağız değiştirdi. Komşularla sıfır problem düsturuna çamur atanlar bu sefer de Türkiye'yi yalnızlaştırdınız demeye başladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bütünlüğüne tehdit olduğunu söyleyen, Arap ülkeleriyle ilişkileri ise ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü hareketi perspektifiyle değerlendirenler birdenbire yalnızlaştık söylemine sarıldı. Değerli yalnızlığımız günleri. Evet, eski günler geride kalmıştı ama hangi ahval ve şerait içinde bu duruma itilmiştik ona bakan yoktu. Kaşının üstünde gözüm var denilerek ülkemiz hedef alınıyor, buna mukabil Türkiye mazlumdan yana tavrından taviz vermiyor, insani dış politika izlemeye devam ediyordu. Kapılarını savaştan kaçanlara açması, kendi halkını bombalayan Esed'e karşı sert tavrından geri adım atmaması, İsrail'in işgal politikalarını her platformda dile getirmesi, Mısır'da darbenin değil, demokrasinin yanında yer alması, kendi ekonomik gücüyle kıyaslandığında dünyanın en çok yardım eden ülkesi olması gibi daha pek çok özelliğine rağmen bu güzel vasıflar Türkiye'nin alkışlanmasına değil, düşmanlaştırılmasına sebep oluyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin DEAŞ'a destek olduğu tezviratının dolaşıma sokulduğu günler, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılması ve Türkiye'nin bu hain örgütü bağırsaklarından temizlemesi bir milat oldu. Bu tarihten sonra yumuşak güç yanında sert gücünü de kullanabilen, masadaki ağırlığını sahadaki varlığıyla tahkim edebilen yeni bir tarzı siyaset geliştirebildi Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan için son istasyonda durduruldu manşetlerini erkenden atanlar büyük bir düş kırıklığı yaşadılar. Türkiye'nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Irak, Karabağ hamleleri hep bundan sonra geldi. Erdoğan'ın iyice düşmanlaştırıldığı, Türkiye'yi durdurmak için ekonomi dahil her yolun ve aktörün kullanıldığı bir mücadele dönemi. Muhalefet bu süreçte ne yaptı? Türkiye'nin proaktif dış politikasını mahkum eden bir yol izledi. Ne işimiz var Libya'da? Hükümet Karabağ cihatçı taşıyor gibi iddialarla Türkiye'nin muarızlarının elini güçlendirecek şekilde pozisyon aldı. Gelelim bugüne. Türkiye elindeki kazanımlarla yeniden bir normalleşme süreci inşa etmeye çalışıyor. Artık eli daha güçlü. İhanet şebekelerini bağırsaklarından atmış. 10 yıldır başına gelmeyen kalmamış ama tüm badireleri atlatabilmiş bir ülke olarak bu süreçte en büyük kötülüğü gördüğü ülkeler dahil hepsiyle yeniden temasa geçiyor. Eskisinden daha güçlü olarak, bana yaptıklarınızı biliyorum, şu an elinizi de görüyorum diyerek üstelik. Muhalefet tabii ki bu süreçten de memnun kalmış. Nitekim ilk tepki devlet görmüş, bu işlerin nasıl olduğunu az çok bilir diyeceğiniz Ali Babacan'dan geldi. Diyor ki yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri varsa nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Yanaşıyor lafını kullanarak ülkesini küçük düşürdüğünün elbette farkında ama nasılsa kolayı var. Erdoğan'a dedim deyip geçersin. Türkiye'nin BAE'de nasıl karşılandığına baksa yanaşanın kim olduğunu görecek ama çarpıtmanın bilimsel kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Üstelik ortada koskoca ABD var. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki asıl güç ve hala darbenin baş sanığı olan Fethullah Gülen'i himaye ediyor.
Bu akla bakılırsa bizim ABD ile ilişkileri tümden kesmemiz lazım. İzleyin göreceksiniz. Sırada İsrail var, Mısır var. Onlarla ilgili tweetleri de hazırlamışlardır. Rabia'ya ağlıyordunuz, ne oldu? One minute diyordunuz, ne oldu? Kantin siyaseti seviyesini bile yakalayamayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Uluslararası ilişkiler ve siyaset 101 dersinden sınıfta kalacakları kesin. Bunlarla altılı ganyan bile oynanamaz.